daha düşüne düştüm, bir daha düşüne düştüm. Her gün kubur kubur bol para. Buradaki sıkıntı sadece bir senelik sıkıntı değil. 10 senedir, 12 senedir devam eden bir sıkıntı. Hiçbir zaman aylıklar düzenli ödenmedi. Yapılan hataların hiçbirisi işçinin suçu değildir. Buradan sesleniyorum bütün yetkililere. Devletin başında olan yetkililere de. Bize her zaman bu Gümüşhane'nin insanı görmemezlikten geldiler. Hiçbir zaman sesimizi duyuramadık. Hep bizi görmemezlikten geldiler. Bu insanlar burada evine ekmek götüremiyor. Buradan net söylüyorum. Hiç kimse evine ekmek alamıyor. Kirasını ödeyemiyor. Yazık. Bu Gümüşhane insanı bunlar görsün artık. Burada her zaman aynısı oluyor. Burada her seferinde işçi kapıdan dışarı atmanın peşindeler. Bu insanlar bunu aldı. Burada elektrik kesiyor. Her aylık zamanda elektrik kesiliyor. Mazot yok, şu yok. Bu işçinin suçu değil ki. Burada çalışmıyorsa, burada fabrika çalışmıyorsa bu işçinin suçu değil ki. Ben evime ekmek götüremiyorum ya. Bu Gümüşhane ne dese hep bütün yetkililer, siyasi partilere de sesleniyorum. Hepsi görmemezlikten geliyor. Niye buraya bir el atmıyorlar? Niye bizi görmemezlikten geliyorlar? Bu insanların suçu ne? Ayıptır ya. Ya her zaman aynısı olmaz ki. Bu yeni olan bir şey değil abi. Yıllardır aynı. Mahkemeye gitsen bir sonuç alamıyorsun. Tazminat da vermiyor, aylık da vermiyor. Ne yapalım biz, nereye gidelim? Burada vefat etmiş arkadaşlarımız var. Allah rahmet eylesin. Onlar bile halen de parasını alamadı ailesi. Yazık, günah değil mi ya? Ya bizim her zaman hakkımız yiyiliyor ya. Biz sesimizi duyuramıyoruz ya. Hiçbir zaman hiçbir yetkili gelip de işçinin burada şeyini dinlemedi ya. Hakkını dinlemedi. Ne yapıyor, ne ediyor? Biz yemek yiyemiyoruz burada ya. Millet yemeği de geçti. 7-24 saat patates yiyoruz. Biz onu da geçtik. Biz sadece istediğimiz aylıklarımızın düzenli bir şekilde yatması. Biz buranın kapanmasından değiliz ki. Çalıştırsın. Kim çalıştırsa fark etmez. Yeter ki bu insanlara para verilsin. İnsanlar sadece aylığını istiyor ya. Biz alın terimizi. Burada tekrar söylüyorum bütün yetkililere. Devletin en başına da sesleniyorum. Artık buraya bir el atılsın yani. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Biz alın terimizin parasını istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Bütün arkadaşların burada toplanma amacı maaşlarımızı alamama durumumuz. Bu yeni başlayan bir süreç değil. 11'in 8. ayında üretime başladı. O zamandan bu zamana süre gelen bir maaş alamama durumu yaşıyoruz. Maaşlarımızı alamıyoruz. Bundan birkaç gün önce de maaşlarımızı alamadığımızdan dolayı işe çıkmayacağımızı bildirdik. Akabinde ertesi gün bize ücretsiz izin, izine gitmek isteyenler ücretsiz izin alsınlar. Gitmek istemeyenler gelsin çıkışını alsınlar diye talepte bulundular. Dolayısıyla biz de bütün arkadaşlarla beraber burada toplanıp bugün siz gelmeden önce de tekrardan şeylerimizi bildirdik. Bize bir maaş ödeneceğini 15 gün sonra da diğer bir maaşını yatıracağız diye söz verdiler. Biz de daha önce bize böyle verilen sözlerin tutulmadığı için çalışan personel biz de dahil olmak üzere güvenimiz olmadığı için işe çıkmadık. Buradayız. Arkadaşlar çok zor durumdalar. Birçoğu kirasını ödeyememiş durumda. 3-5 kirası içeride olan arkadaşlarımız var. Çocuğuna bez alamayacak arkadaşlarımız var içimizde. Okul sezonu açıldı. Kömür alamayan, çocuğuna defter kalem alamayan arkadaşlarımız var. İnsanlar çok mağdur. Bu yeni birikmiş, yeni olan bir şey de uzun süreden beri gelen bir şey olduğundan dolayı insanların bankalarda birikmiş borçları, sağa sola elden borçları var. Bankalardan kredi çekmek isteyip bankalardan Yıldızlar'da çalıştığımızdan dolayı kredi alamayan arkadaşlarımız var. Bankalar da kredi vermiyorlar. Arkadaşlarımız çok mağdur. Maaşlarımızı alamadığımızdan dolayı iş bırakmak durumunda kaldık. Geldi sabah kartlarımızı okuttuk, işe çıkmadık. Maaşlarımızı alamadığımızdan dolayı çalışmayı kabul etmiyoruz. Dolayısıyla işte bunun akabinde
vardiya mühendislerinin aracılığıyla bazı arkadaşlarımıza haber gönderildi. Telefondan bazı kişilere sözlü olarak bildirildi. Çalışan çalışsın, gelsin çalışsın. Çalışmayanlara ücretsiz izin almak isteyenler ücretsiz izini ayıracağız. Çıkış almak isteyen insanlar varsa onlar da gelsinler, çıkışlarını alsınlar, gitsinler diye, istifa etsinler diye söylemde bulundular. Biz de kendilerinden zaten bizim çıkışlarımızı siz verin diye talepte bulunduk. Onların da böyle bir şey girişim içerisinde bulunmadıklarını, çıkışlarımızı veremeyeceklerini ifade ettiler. Zaten burada bizim içeride kalan haklarımızı zaten verecek olsalar, zaten burada eminim birçok insan bütün haklarını alıp gideceklerdir. Yani burada kalmayacaklar. Benim 8 senede çalışıyorum, benim haklarım verilsin, ben bugün ceketimi alır çıkar giderim. 330 çalışan personel var. Şu an üretim yok. Üretim yapılmama sebepleri de işte sarf malzemesi, elektriğimiz yok şu an, mazotumuz yok. Araçlarda bakım yapılması gereken arızalı araçlarımız var. Onların bakımının yapılması lazım çalışır durumda olabilmesi için. Andaki yani şantiyemizdeki çalışmama durumu işten, yani bizim maaşları alamadığımızdan dolayı çalışmama durumu yok. Bir ay önceki bizim atık barajına gönderdiğimiz hattaki patlamadan dolayı bakanlığın aldığı bir karar neticesinde çalışamıyoruz. Yani şu andaki durum işçi ödemelerini alamadığı için üretim durdu anlamına gelmesin. Yani şirketten kaynaklı, şirketin yönetimiyle ilgili oluşan sorunlardan dolayı kesinlikle sistem üretim durmuşken biz maaşlarımızı, ödemelerimizi, hak edişlerimizi almadan işe başlayamayacağımızı bildirdik. Bu da kabul görmedi. Biz de bundan sonrasını kesinlikle çalışmayacağımızı, yönetimin teklifini kabul etmediğimizi bildiriyoruz. Hepsi bu. Yani şu andaki çalışmama durumu işçiden kaynaklı değil. Ne elektriğimiz var, ne mazotumuz var, araçların, iş makinelerinin, kamyonlarının. Yani şu anda biz mesela sıkıntımız baraj. Baraj inşaatını bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Ama şu anda bizim mazotumuz yok, elektriğimiz yok. Üretimlerin bundan önceki dönemde de, üretimlerin güzel olduğu dönemlerde de zaten aynı sıkıntılar yaşıyorduk. Şu an belki mazot elektrik olmayabilir ama yani mazotun elektriğin olduğu dönemlerde de bu sıkıntılar devam ediyordu. Yani buradan 150 kilo altın gönderdiğimiz zamanlar da aynı sıkıntılar yaşadık. Dışarıdaki arkadaşlar. Şu anda biz çıkışımız verilmediği için şu anda biz bu kurmada personeliz, çalışanız. Kanun olarak biz şantiye içerisinde birimlerimizle bulunmamız gerekiyor. Bütün arkadaşlar toplandık. Biz birimlerimize gidiyoruz. Yönetimden haber bekliyoruz.